ölçekli yapılarda detayı nasıl çözüyorsunuz? Yani çünkü aslında bu daha nasıl diyeyim, o modernist dönemde kurumlaşmış bir ofis olduğu için daha bütünden parçaya, parçadan bütüne geri çıkan böyle bütüncül bir tasarım yaklaşımı var. Bunun içinde de detay aslında hani atıyorum kabuk kadar önemli neredeyse. Detayı nasıl çözüyorsunuz ofiste? Yani bunun için özel bir ekip mi var yoksa? Detay tabii ki tasarım, tek başına tasarım değil, detayla birlikte tasarım oluşturuluyor. Öyle düşünüyorum ben. Yani bir tasarımı yaparken detayını da düşünerek kurguyu oluşturuyorsunuz. Bizim büronun geleneğinde detay çok önemli. Yani ben 30 yıl öncesinden yaptığımız işlerden biliyorum. O zaman doğrama detaylarını dahi biz çizerdik. Şimdi firmalara veriyoruz. İşte biz doğramayı nasıl istediğimizi, şeklini, işte büyüklüğünü belirliyoruz. İşte tip belirliyoruz. Detayını firma, üretici firmalar çiziyorlar. Ama biz o dönemlerde, benim bürodaki ilk yıllarımda bütün işte alüminyum doğramalar da çok fazla yoktu. Demir doğramalarla işte bu endüstri yapılarında doğrama detaylarını çizdiğimizi hatırlıyorum. Ve yani büronun geleneğinde de detay çok önemli olduğu için bizden üretilen paftalarda yani alın yapın neredeyse, yani birlikte çalıştığımız işverenlerin de söylediği, farkında olduğu bir özelliğimiz bu. Detay aynı zamanda tasarımı da mükemmelleştiren bir şey. Yani detayları doğru, teknik olarak doğru, estetik olarak da üzerinde düşünülmüş, güzel detaylar olarak çözdüğünüzde tasarımın da rafinmanı bir noktada ilerliyor ve arzu edilen bir noktaya geliyor. O yüzden ben detayı tasarımdan çok fazla ayırmıyorum ama günümüzde nasıl oluyor? Shop drawing konusu var. Yani shop drawinglerle detayları üretici firmalar hazırlıyorlar, çözüyorlar. Bu noktada da şuna inanıyorum. Mimar olarak yaptığımız projelerin mesleki kontrollüklerini yaptığımızda çok daha başarılı sonuçlar alınıyor. Uygulama sırasında müdahale ediyorsunuz, değiştiriyorsunuz. Malzeme farklılıklarına göre sizin önerdiğiniz malzemeyi bulamıyorlar. Başka bir malzeme öneriyorlar. Ona göre detayı elden geçiriyorsunuz. Bizim bürodaki işleyişi istersen şimdi, yani bu, nasıl yapıyoruz bir grubumuz detay konusunda konuda, zaten belli bir bilgi birikimimiz, belli bir tecrübemiz de oluşmuş durumda. Tasarımı daha ortaya koyarken belki ilk eskizde bile bazı detayların nereye gideceğini, nerede problemle karşılaşacağımızı hissediyoruz ya da ona göre bazen kurguyu adapte edebiliyoruz. Dilgün'ün dediği gibi artık teknoloji, endüstriyel imalatlar çok detaylandı, komplike hale geldi. Biz ana prensipleri koyuyoruz genellikle ama karmaşık yerlerde, mesela büyük doğramalarda, özel büyük asma tavanların askı detaylarında gibi belli yerlerde firmalarla ortak çalışıyoruz. Ama hep bizim o ortak çalışmada onların önerdiği sistemi kabul etmek yerine bizim mimari tasarımımızı gerçekleştirecek, o mimari tasarım bir ileriye taşıyacak şekilde onları da zorlayarak bir şeyler yaptırmaya çalışıyoruz. Büroda da tabii çalışan arkadaşlarımızın çoğu çok uzun seneler bizden çalışan arkadaşlarımız. Bunun da bize büyük bir faydası oluyor. Onlar bizim dilimizi biliyor. Belli çizimleri, belli detayları tekrar tekrar yapmaktan da onlarda da bir birikim oluyor. Bu şekilde detay konusunu hallettiğimizi düşünüyoruz.